1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde Kastamonu'nun depremselliği ve Kuzey Anadolu Fay Hattı konulu konferans düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından, basından ve Kastamonu Belediyesi anons sisteminden yapılan tüm duyurulara rağmen konferansa katılım olmadı. Katılımcıların büyük kısmını AFAD İl Müdürlüğü personelinin oluşturduğu konferansta farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bilgiler aktarıldı. Hepiniz hoş geldiniz. Konferansta konuşmacı olarak katılan Milli Savunma Bakanlığı'nın deprem araştırma grubunda görev alan ve Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen, bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahmut Bilgehan şunları söyledi. Biz sadece merkez üssü Kastamonu olan bir depremden bahsetmiyoruz. Merkez üssü Marmara'da olan bir deprem bile bizi çok ilgilendirecek. Oradaki deprem belki bizdeki bazı binaları yıkacak. Tıpkı yine 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta ama en çok zarar gören yer neresi oldu? Hatay oldu. Niye Hatay oldu? Çünkü gerek zemin gerek bina olarak zayıftı. Deprem bir doğa olayı, bir afet değil aslında. O deprem bir doğa olayı. Tıpkı yağmurun yağması, güneşin açması gibi. Ondan sonra fırtınanın kopması gibi bir doğa olayı. Fakat onu afete dönüştüren nedir? Yani deprem geliyor, sallıyor yeri ve gidiyor. Onu afete dönüştüren bizim ihmallerimizdir. Bizim gereken tedbirleri zamanında almamamızdır. Yeni binaları inceliyoruz dedim. Yeni binalarda düzgün yapıldığı zaman hiçbir çatlak almayan binaları gördük. Demek ki bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Tamamen uygulama. Bizim sorunumuz tamamen var olan, bizim çok çağdaş olan yönetmeliğimizi sahaya yansıtmamız. Yani bizim sorunumuz bu. Yetersiz denetim. Denetim çok önemli. Bu denetim maalesef yetersiz. Yavaş yavaş da bir düzeltmeye çalışıyoruz ama birçok insanımızın hayatını mal alıyor o gecikmeler. Gecikmememiz lazım. Şu anda bir şey var, bir irade var. Keşke daha önce olsaydı bu irade, en başta olsaydı hızlı bir şekilde kentlerimiz dirençli kentler haline dönüşseydi ve dönüşümü zamanında yapabilseydik.